Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Sayı basamakları ve çözümleme ikinci videosundayız sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sayı basamakları ve çözümleme konusunu bitirmiş olacağız artık. Şimdi hemen ekranımı paylaşıyorum ve başlıyoruz. 9. soruda kalmıştık arkadaşlar. Hocam niye 9 ya kardeş? Bir önceki videoda ilk 8 soruyu çözmüştük. Onu izle. Onu izlememse bak şu an kart açıldı, hemen git onu izle, ondan sonra bunu izle. Şimdi 4 basamaklı ABCD sayısının birler basamandaki rakam 5 küçültülür. Onlar basamandaki rakam 4 büyütülür. Binler basamandaki rakam 1 büyütülürse sayının değerindeki değişim ne olur? Arkadaşlar şimdi bakın. Diyor ki birler basamandaki rakamı 5 küçült. Birler basamağını 5 küçültecekmişiz. Tamam. Onlar basamandaki rakam 4 büyütülecek. Şu onlar basamandaki rakamı 4 büyütecekmişiz. Binler basamandaki rakamı 1 büyütecekmişiz. Binler basamağı burası 1 büyütülecek. Şimdi arkadaşlar binler basamağı ben burayı çözümlediğimde 1000A artı 100B artı 10C artı D diye çözümlemiyor muyum? Evet. O zaman ben eğer A'yı binler basamağını 1 artırırsam 1000 ile çarptığım için burası toplamda 1000 artar. Ondan sonra bakın onlar basamağını normalde ben burayı çözümlersem 10C ile çarpıyorum. Yani C'yi 10 ile çarpıyoruz. Eğer onlar basamağını 4 artırırsam 10 çarpı 4 toplamda 40 artmış olur. Birler basamağını 5 azaltırsam orayı 1 ile çarpacağım için 5 azalacak. Totalde o zaman 100 artı 40, 140, 5 çıkar. Pardon bak kafayı yedim. 1000 artı 40, 1045 çıkar. 1035 artı 1035, yani 1035 artacaktır. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. 10. sorudayız. Her biri en az 3 basamaklı 5 pozitif tam sayıdan her birinin birler basamağı 6, onlar basamağı 5 azaltılır. Yüzler basamağı 1 artırılırsa bu 5 sayının toplamı nasıl değişir? Arkadaşlar her biri A, B, C gibi 3 basamaklı sayılardır. Kaç tane sayı? Bakın 5 tane sayı var. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. 5 tane sayı var. 5 pozitif sayı var. O zaman diyor ki her birinin birler basamağını 6 azaltacakmışız. Onlar basamağını 5 azaltacakmışız. Yüzler basamağını 1 artıracakmışız. O zaman yüzler basamağını 1 artırırsam ben burayı 100A artı 10B artı C diye çözümlemiyor muydum? Evet. Yüzler basamağını 1 artırırsam burası toplamdan 100 artmış olur. Onlar basamağını 5 azaltırsam 10 çarpı 5 50 azalmış olur. Birler basamağını 6 azaltırsam toplam 6 azalmış olur. O zaman totalde sadece bir sayı üzerinde düşünüyorum arkadaşlar. Bir sayıdaki değişim ne olur? 100 eksi 5, 100 eksi 50, 50, 6 çıkar 44. Yani arkadaşlar sadece bir sayı 44 artıyor. Doğru mu? Evet. Ama burada toplam 5 sayının toplamından bahsediyor. Her biri 44 artıyorsa o zaman 5 tanesi toplam kaç artar? 5 kere 44 220 artmış olur. 5 tanesinin toplamda 205 tanesinin toplamı ne kadar artar dediği için 5 ile çarptım. 5 kere 44 toplam 220 artış olacaktır. 11. soruda ise arkadaşlar rakamları toplamı 21 olan 3 basamaklı ABC doğal sayısının yüzler ve birler basamağındaki rakamların aritmetik ortalaması onlar basamağındaki rakama eşittir. Bu koşulu sağlayan kaç farklı ABC sayısı vardır? Rakamları toplamı 21'dir diyor. Yani A artı B artı C eşittir 21. Ondan sonra demiş ki yüzler ve birler basamağındaki rakamların aritmetik ortalaması onlar basamağındaki rakama eşittir. Yani yüzler basamağı ve birler basamağındaki rakamların aritmetik ortalaması. A ile C'nin aritmetik ortalamasından bahsediyor. A ile C'nin aritmetik ortalaması A artı C bölü 2'dir. Neye eşitmiş? Onlar basamağındaki rakama eşitmiş. Yani B'ye eşitmiş. Hemen buradan işaretçi çarpımını yapıyorum. A artı C eşittir 2 çarpı B 2B. He, demek ki A artı C yerine 2B yazabiliyorum. A artı C yerine 2B yazabiliyorum. Şu A artı C yerine 2B yaz bakalım. A ile C'nin toplamı 2B. Bir de burada B var. Toplam ne oldu? 3B oldu. Buranın toplamı 3B. 3B eşittir 21 mi? Buradan B eşittir 7 sonucuna ulaşıyoruz. 3 kere 7 21. Çok güzel. Yani ABC 3 basamaklı sayısına bakacak olursak B'nin kesinlikle 7 olduğunu biliyoruz. Peki B 7 ise 2 kere 7 14. Bakın A artı C de 14 oldu arkadaşlar. Şuradan yazalım isterseniz. Nerede yazalım? Şurada. A artı C eşittir 2 kere 7 14. A artı C'de 14'tür. Hangi iki rakamın toplamı 14'tür? Hocam 1 ile 13'ün toplamı 14'tür. Çok güzel de C rakamdır. C 13 olmaz. C 13 olmaz. C en fazla 9 olur canım kardeşim. O zaman 5 ile 9 olabilir. Doğru mu? 5 9 daha 14. Ondan sonra 6 ile 8'in toplamı 14'tür. 7 ile 7'nin toplamı 14. 8 ile 6'nın toplamı 14. 9 ile 5'in toplamı 14. 1, 2, 3, 4, 5 tane var arkadaşlar. Yani kısacası bu 5 iken bu 9 olabilir. B 7'dir zaten. Doğru mu? 6 iken 8 olabilir. 7 iken 7 olabilir. Bu zaten 7. Ondan sonra 8 iken 6 olabilir. Bu zaten 7. A 9 iken bu 5 olabilir. Bu zaten 7. Gerçekten bakın A ile C'nin toplamı 14 arkadaşlar. B'de 7 oluyor. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı ABC sayısı yazılabilir. 12. soruya geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Diyor ki böyle bir eşitlik vermiş. 2 basamaklı BC sayısı kaç farklı değer alabilir? Hemen çözümlüyoruz burayı. Nasıl çözümleyeceğiz? 7000. Harikayım, harikayım, harikayım. Artı 100A. Efendime söyleyeyim. Artı 10B. Artı C diye çözümledim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası normalde 6000 artı 100A artı 10C artı B ya. Bir de başında eksi varsa hepsini etkiliyor. Bu eksi var ya baş belası hepsini etkiliyor. O zaman eksi 6000. Normalde burası 100A'dır. Başında eksi varsa eksi 100A yazmam lazım. Ondan sonra normalde burası 10C'dir. Başında eksi varsa eksi 10C. Efendime söyleyeyim burası da eksi B olacak. Yani eksi hepsini etkiledi. Neye eşitmiş? 1027. Burada bütün beynimi devreye sokarak işlem hatası yapmamak adına dikkatli oluyorum. 7000 eksi 6000 1000 oldu. Efendime söyleyeyim. Artı 100A eksi 100A'yı götürüyor. 10B eksi B artı 9B oldu. Devam et devam et. C eksi 10C. Burada da eksi 9C oldu. Eşittir 1027. 1000'i karşıya gönder. 27 mi oldu? 1027'den 1000 çıkar 27. Yani 9 parantezine alalım şurayı da. 9 parantezinden B eksi C eşittir. 1027'den 1000 çıkarttım. 27. 27'yi 9'a böldüm. 3. Valla B eksi C'yi bulduk. B eksi C 3'e eşitmiş. He, B eksi C 3'e eşitmiş. Harikasın. Harikasın. Neyi sormuş? Kaç farklı BC sayısı yazılabilir? O zaman burası ne olabilir? B en fazla 9 olabilir. B bir rakamdır. ABC bunlar rakamdır ha. B bir rakamdır. C bir rakamdır. A bir rakamdır. B'nin en büyükleri 9'dur. 9 eksi 6 olabilir. 9 eksi 6 3 olabilir. 8'den 5 çıkarsanız 3 olabilir. Efendime söyleyeyim söyle. 7 olabilir. 7 eksi 4. 6 eksi 3 olabilir. 5 eksi 2 olabilir. 4 eksi 1 olabilir. 3 eksi 0 olabilir. Başka da ihtimal yok arkadaşlar. Yani 3'ten 0 B3 C0 olabilir. Sonuçta C0 olamaz dememiş ki verebilirim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 farklı BC doğal sayısı yazılabilir. Güzel. Çok güzel. 13. sorudayız sevgili arkadaşlar. A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A ve B rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek rakamları sıfırdan farklı tüm iki basamaklı sayıların toplamı 198'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi A ve B rakamlarını kullanarak bütün iki basamaklı sayılarını yazalım arkadaşlar. Ne olabilir? AB olabilir. BA olabilir. Başka? Söyle. Korkma. AA olabilir. BB olabilir. Rakamları farklı olsun dememiş. A ve B birbirinden farklı demiş. Yani ben AA bu da 2 mesela 22 2 basamaklı değil mi? Aha. Yani bunlar. Demek ki A ve B rakamlarını kullanarak yazabileceğim tüm iki basamaklı sayılar bunlardır. Bunların toplamı kaç oluyormuş? Bunların toplamı 198 oluyormuş. O zaman çözümleyelim arkadaşlar. Bakın burası 10A. Burada A var. Burada 10A var. Burada A var. Toplarsak 10A 20A, 21A, 22A. Benzer şekilde B, 10B daha. Hocam ne yapıyorsunuz kardeşim? Allah peygamberini seversen. 10B artı A diye çözümle. Şurayı 10A artı A diye çözümle. Burayı efendime söyleyeyim 10B artı B diye çözümle. Artık sen de bunları yap da 10A artı B diye çözümle. Hepsini toplarsan işte 10A, 11A, 12A, 22A. Yani 22 parantezinden A artı B gelecek arkadaşlar. Diğeri de zaten toplarsanız 22B geliyor. Eşittir neye? 198. 198'i 22'ye bölsek kaç olur? 9 mu olur? Demek ki A artı B 9'muş. Benden zaten A artı B'yi sormuş. Bir hevala bulmuşuz. Cevap Bursa. Güzel. 14. sorudayız sevgili arkadaşlar. 3 basamaklıdır. Rakamları farklı. Bakın bunların altını çizin ha. Bunlar önemli. Bir doğal sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde sayının değeri 495 azalıyor. Yani 3 basamaklı ABC sayısını düşünelim. Birler ve yüzler basamağını yer değiştirdiğimizde bu CBA olur. Yani ne yaptım? A ve C'yi yer değiştirdim. Birler ve yüzler basamağını yer değiştirdiğimizde sayı 495 azalıyor. O zaman bu eşittir. Buna 495 eklersen buna eşit olur. Çünkü bu azalıyor arkadaşlar. Eşitliğin sağlanması için bu az olana ekleyeceğiz ki eşitlik sağlansın. O zaman bunu bu tarafa atacağız. ABC 3 basamaklı sayısı eksi CBA 3 basamaklı sayısı eşittir 495 oldu. Arkadaşlar bunu bakın 2. sayfa ya da 3. sayfada ilk videoda anlatmıştık ispatını. Yani 100A'dan çözümlerseniz B'ler gidiyor zaten dikkat ederseniz. 99 parantezinden A eksi C geliyor. Lütfen çözümleyin. Lütfen çözümleyin. Bakın sürekli çözümleyin. Ben çözümlemedim. Artık size ödev bıraktım. Onu siz çözümleyin. Çünkü biz önceki videoda çözümlemiştik bol bol. 495'i 99'a bölsek 5 olur. Demek ki A eksi C 5'miş. A eksi C 5'miş. Peki A eksi C 5 ise hangi iki rakamın farkı 5 olabilir arkadaşlar? Hangi iki rakamın farkı 5 olabilir? 9 eksi 4 5 olabilir. Efendime söyleyeyim 8 ile 3 olabilir. 7'den 2 çıkarsanız 5 olur. 6'dan 1 çıkarsanız 5 olur. 5'ten 0 çıkarsanız 5 olur. C 0 olabilir. Sonuçta C 0 olmayacak demiş mi? Dememiş arkadaşlar. Ama hocam burada CBA 2 basamaklı, onu bilemezsin. Çünkü sana diyor ki 3 basamaklı bir sayı var. Bu 0 iken başa geldi 0 bir şey oldu. Yani bu 3 basamaklı olmayabilir. Sen bunu ürettin. Rakam birler ve yüzler basamağını yer değiştir demiş. Birler ve yüzler basamağını yer değiştirdiğinizde o oluşan sayı da 3 basamaklı olacak dememiş. O yüzden C 0 olabilir. A 0 olamaz ama C 0 olabilir. Demiş ki arkadaşlar bu şartı sağlayan kaç farklı 3 basamaklı sayı vardır? Tabi rakamları farklıymış. A, B, C birbirinden farklıymış. Şimdi sevgili arkadaşlar ben şurayı sileceğim. Burası çok önemli. Öğrencilerin çok sıkıntı yaşadığı bir soru. O yüzden yavaş yavaş sizlere anlatacağım. Çünkü çok önemli gerçekten. Öğrencilerin en sıkıntı yaşadığı sorulardan bir tanesidir. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Şimdi farklı durumlar var arkadaşlar burada. Hangi durumlar? İzleyin. Mesela burada bakın bu durum olabilir. Bu olabilir. Şu olabilir. Roman rakamlarına başvurdum artık. Başımı aldım gidiyorum görüyorsunuz. Yani 5 farklı durum var. Dolayısıyla A 9 iken C kaç oluyormuş? 4 oluyormuş. Peki B ne olabilir bu durumda arkadaşlar? Yani bu durumu inceliyorum ben. Şu durumda kaç farklı ABC sayısı vardır? Buna bakacağız. B zaten her şey olabilir. 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olamaz. Çünkü 3 basamaklı rakamları farklı demiş. C 4 iken B4 olamaz. O zaman B5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olamaz. Çünkü A 9'dur. O zaman şöyle bir mantık yürütelim. B'nin alabilir 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var. 2 tanesini alamıyor. Yani 4 ve 9'u 2 tanesini alamıyor. 10 tanesinden 2 tanesini alamıyorsa geriye 8 tane kaldı. Gerçekten bakın B'nin alabileceği kaç farklı değer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 farklı ABC sayısı yazılabilir. Yani 904, 914, 924 bu şekilde en son 984 şeklinde gideceğiz. Yani arkadaşlar eğer A9, B4 iken 8 tane ABC sayısı yazılabilir. 8 tane. Bu durum için de benzer şekilde 8 tane olacak. Bu durum için de 8 tane olacak. Şu durum için de 8 farklı ABC sayısı yazılabilir. Bu durum için de 8 farklı ABC sayısı yazılabilir. Toplam 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 8, 40 farklı ABC sayısı vardır. Hocam bu durum için neden 8 oldu? Şimdi ben mesela şunu da inceleyeyim. Senin hatırın için Bak şimdi mesela A8, C'de 3 olsun. Bu durumda A ne olacak? Bak A 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olamaz, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olamaz, 9 olabilir. Yani B 10 tane rakam var. 10 rakamdan 2 tanesini alamıyor, 8 tanesini alabilir. Hepsi için de 8'dir arkadaşlar. Toplam 40 farklı ABC sayısı yazılabilir diyeceğiz. 4 basamaklı XY 34 sayısı 3 basamaklı XY 5 sayısının 3 katından 859 fazla olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Yani diyor ki X, Y 34 sayısı neye eşitmiş? X, Y 5 sayısının kaç katından? 3 katından ne kadar fazlaymış? 859 fazlaymış arkadaşlar. Şimdi buraya kadar yazdık arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Valla mahvolduk. Bundan sonra ne yapacağız? Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar bundan sonra çözümleme yapacağız. Bakın burayı normalde 1000x artı 100y artı 30 artı 4 diye çözümleyebilirim. Ama benim tekniklerim var. Nedir biliyor musunuz? Mesela şurayı arkadaşlar ben burayı hızlı bir şekilde size göstermek istiyorum. Mesela 1000x artı 100y artı 30 artı 4 değil de 34 yazıyorum. Bakın burayı 100 parantezine aldığınız zaman arkadaşlar 100 parantezine alın. Şurada yapıyorum. 100 parantezine aldığınızda 10x artı y geliyor. Lütfen bunlara aşina olun. Yani kısacası arkadaşlar ben burayı 100 ortak parantezinden 10x artı y ne? X, y 2 basamaklı sayısı diye çözümleyebilirim. Hocam bunu göremem. O zaman tek bir şansım var. 1000x artı 100y artı 30 artı 4 diye açacaksın. Başını alıp gideceksin. Öyle de çıkarma uzun olur. Ama bu biraz daha kısa bir yol. Tamam mı? Çok güzel. Eşittir. Mesela burayı nasıl çözümlüyorduk? Hocam göstermiştiniz. Mesela x, y, 5. Bakın burada hemen ispatlıyorum. Normalde 100x artı 10y artı 5 değil mi? Ben burayı 10 ortak parantezine alırsam ne gelecek? Birinci videoda bunları göstermiştim. 10 ortak parantezinden 10x artı y artı 5 diye açıyorum. 10 ortak parantezinden 10x artı y ne? O da x, y 2 basamaklı sayısı artı 5. Yani kısacası burası neymiş arkadaşlar? 3 parantezinden 10x y 2 basamaklı sayısı artı 5 oldu. Bir de yanında ne var? 859 var. Hocam efendim bunlar kafamı çok karıştırdı. Canım kardeşim Allah senden razı olsun. O zaman 1000x artı 10y artı 30 artı 4 açacaksın. Buraya 100x artı 10y artı 5 açacaksın. Bu şekilde zaten en son buraya geleceksin. En son buraya geleceksin. Başka seçeneğin yok. Dene. Dene. İkinci yol olarak sana ödev. Dene. Mesela burası ne oldu bakalım. 100 parantezinden xy artı 34. Burada biraz mahvolacağız. Mecburuz. 3'ü içeriye doğru dağıtıyorum. 3 kere 10xy. 3 kere 10 30 mu? 30xy artı 3 kere 5 15 artı 859. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa yapalım. Mesela burada 100xy var. Burada 30xy var. Bu tarafa atarsam 100 tane elmadan 30 elma çıkar. 70. 70 tane xy 2 basamaklı sayısı eşittir. Arkadaşlar şu 34'ü de karşıya gönderiyorum. 859 ile 15'in toplamı kaç eder? 874 eder. Şu 34'ü de karşıya eksi 34 olarak gönderdim. Çıkarttım. 874'ten 34 çıkar. 840 oldu. Yani yaparsınız arkadaşlar. Bakın 15 ile 859'u topladım. 34'ü de eksi 34 olarak karşıya gönderdim. Çıkarttım. Sonuç 840 geldi. Bu sıfırları sadeleştiriyorum. 84'ü 7'ye böldüm 12. Arkadaşlar x'ye 2 basamaklı sayısı 12'ye eşitmiş. Bakın x'ye 2 basamaklı sayısı 12'ye eşitmiş. Yani x 1'dir ya da 2'dir. Bu x çarpı y değil X'ye 2 basamaklıdır. Yani bak bu 4 basamak dediği için bunlar artık x çarpı y değil. 2 basamaklı. Yani x 1'dir y 2'dir. X 1'dir y 2'dir. 1 ile 2'nin toplamı 3. Cevabımız Adana olacak. 16. sorudayız sevgili arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. İşte bak arkadaşlar çarpanlara ayırma. Bu konularda biraz zorlanıyorsanız lütfen biraz sabredin. Sonlara doğru daha çok pekişecek. Mesela burada biraz çarpanlara ayırma kullanacağız arkadaşlar. Burada 2 kare farkı var. 2 kare farkı var. Şu rengi değiştireyim isterseniz. Sizi rahatsız etmesin renk. Şimdi 2 kare farkı var. Nasıl bir 2 kare farkı var? Oraya ne yapacağız? BA eksi AB 2 kare farkı çarpı BA artı AB diye 2 kare farkından yararlandım. Eşittir K çarpı. Burada da 2 kare farkı var. A kare eksi B kare nedir? A eksi B çarpı A artı B. 2 kare farkını çarpanlara ayırmada çok güzel öğreneceksiniz. Peki biz bunu ilk videoda öğrenmiştik. Pratik yol. Artık çözümlemeyeceğim. Burası neydi? 9 parantezinde nedir? Söyle bakalım. 9 parantezinden A eksi B değil. B eksi A. B eksi A. Dikkat et. Çözümle ya da. Çözümle gör. Çarpı. Burası ne? Burası da 11 parantezinden B artı A'dır. Ya da A artı B de diyebilirsin. Eşittir. K çarpı A eksi B çarpı A artı B. Keşke burada yapma. Neyse artık girmişiz bir yola. Sevgili arkadaşlar bakın 9 ile 11'in çarpımı 99. Çarpı. B eksi A ile B artı A'yı çarparsanız ne olur? 2 kare farkı değil mi? Yani B kare eksi A kare olur. Eşittir. K çarpı şuna demin keşke demiştim ya arkadaşlar. Yani şunun aynısına dönüştüreceğim yine. Onu keşke yapmasaydık. Yani orası A kare eksi B karedir. Tamam mı? Yani şu şuna eşittir arkadaşlar. Şu x'in çarpımı buna eşittir. Ya da yapmadığım varsayın. Yani siz yazın. Çok güzel. Şimdi burada sadeleştirme yapacağız. Arkadaşlar a kare eksi b kare b kare eksi a kare. Şu ikisini sadeleştirdiğimiz an sonuç eksi 1 olur. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani a eksi b ile b eksi a'yı arkadaşlar eğer siz sadeleştirirseniz biri diğerinin eksilisi olduğu için eksi 1 yapmak zorundasınız. Bunu zaten göreceksiniz. İleride pekişecek. Mesela diyelim ki bakın ben şurada mesela a eksi b bölü a eksi b. Şunları sadeleştirdiğimizde 1 olur. Ama a eksi b bölü b eksi a'yı sadeleştirdiğimizde sonuç eksi 1 olacaktır. Mesela a kare eksi b kare ile b kare eksi a kareyi sadeleştirirseniz sonuç eksi 1 olur. Dolayısıyla burada a kare eksi b kare var. Burada b kare eksi a kare var. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğimizde eksi 1 olur arkadaşlar. Çünkü biri diğerinin eksilisidir. O zaman 99 çarpı eksi 1 eksi 99 eşittir k. Benden k'yı soruyor. Cevabımız eksi 99 olacak. Sevgili arkadaşlar, son sorumuzdayız. A, B, C ve cevabı 3 basamaklı sayılardır. Buna göre ifadesi bir doğal sayının karesi olduğuna göre kaç farklı A, B, C sayısı vardır? Bu illet sorular var ya, bu kaç farklı diyorsa öğrenci zaten diyor ki Allah belanızı vermesin. Şimdi arkadaşlar burayı çözümleyeceğiz, tamam mı? Çözümleyin hemen. Mesela burayı ben sizin için çözümleyeyim. 100A artı 10B artı C. Bakın normalde burası 100C'dir. Başında eksi olduğu için eksi 100C olacak. Normalde burası 10B'dir. Başında eksi olduğu için eksi 10B olacak. Normalde burası A'dır. Başında eksi olduğu için eksi. Yani eksi hepsini etkiliyor. O zaman 100A'dan A çıkar, 99A. Efendime söyleyeyim, artı 10B ile eksi 10B gidiyor. Şuranın sonucu da C eksi 100C eksi 99C oldu. Yani kısacası 99 ortak parantezinden A eksi C oldu. Ben sizin için çözümledim. Yani buranın sonucu neymiş arkadaşlar? 99 parantezinden A eksi C'ymiş. Peki bu neye eşitmiş? Bir sayının karesine eşitmiş arkadaşlar. Bir sayının neyine eşitmiş? Karesine, öyle diyor. Bir sayının karesi olduğuna göre bu sonuç. Yani k kare gibi bir şeydir arkadaşlar. Şimdi bir sayının karesi olabilmesi için ne yapmamız lazım? Burada birazcık üstü sayılar bilgisini kullanmalıyız. Mesela şöyle düşünün. Burası aslında 9 çarpı 11'dir. Tamam. Şimdi 9 3'ün karesidir arkadaşlar. Burada da burası ya 0 olacak ya da 11 olacak. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi burada ben burayı biraz detaylı anlatayım. Eğer 0 olursa cevap 0 olur. 0 zaten 0'ın karesidir. Olur. Yani a eksi c eşittir 0 olma ihtimali var. Bu bir. Bu burada kalsın. 0 olursa 99 çarpı 0. 0. 0 da 0'ın karesidir. Bir sayının karesi şartını sağlıyor. Peki başka ne olabilir? Bir de 11 olabilir arkadaşlar. Yani a eksi c 0 değil de 11 olabilir. Eğer 11 olursa 9 zaten 3'ün karesidir. 11 çarpı 11. Bu da 11'in karesi olacak. Yani 33'ün karesi olacak. Dolayısıyla a eksi c 11 olabilir. Peki a eksi c'nin 11 olma ihtimali var mı? Olmaz. Çünkü iki rakamın farkı arkadaşlar 11 olamaz. Yani burası maksimum 9 olur. 9'dan bir sayı çıkarttığımızda 11 olamaz. A bir rakamdır. 9 olur en fazla. 11, 9'dan bir sayı, bir rakamı çıkarttığınızda 1'i bile çıkartırsanız, 0'ı bile çıkartırsanız 9 olur. 11 olmaz. Dolayısıyla 11 olamayacağına göre ben şunu anlıyorum artık. A eksi C 11 olması lazım normalde. Ya da evet 44 olması lazım ama olamaz. İki rakamın farkı en fazla 9'dur arkadaşlar. 9 eksi 0 9. Dolayısıyla a eksi c 9 da olamaz. Yani 10, Allah peygamberini seversin. Bakın 99'un neyle çarparsak tam kare olur arkadaşlar. 0 ile çarparsanız 0, 0'ın karesi tam kare. Ya da 99'u 11 ile çarparsanız. Neden biliyor musunuz? Üstü sayılarda bunları bileceksiniz. Bakın 9 çarpı 11'dir 99. Ben 99'u eğer 11 ile çarpsaydım burası 11 ile çarpılacağı için 9 3'ün karesidir. 11 çarpı 11, 11'in karesi. 3 çarpı 11, bakın 33'ün karesi. Yani bir sayının karesini elde edebiliyoruz. Yani kısacası a eksi c ya 0'dır ya da 11'dir. 11 olamayacağını biliyoruz. Neden? İki rakamın farkı 11 olamaz. Dolayısıyla a eksi c kesinlikle 0'dır. Peki a eksi c 0 ise demek ki a ile c aynı rakamlardır. Yani 1'e 1 olur, 2'ye 2 olur, 3'e 3 olur, 4'e 4 olur, ta ki 9'a 9 arkadaşlar. Yani a 1 iken b 1 olur. Çünkü 1 eksi 1 0'dır, 2 eksi 2 0'dır falan. Peki benden neyi soruyor? Kaç farklı a b c sayısı yazılabilir? Tamam, burayı da hallettik. Şimdi burayı silelim. Şurayı sizin için siliyorum. Bakın silgimi kullanıyorum. Çok güzel. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir demiş. Arkadaşlar ABC sayısından yani farklı durumlar var. A1 iken C'de 1 olmak zorunda. Hocam A0 B C0 olamaz mı? Olamaz. A0 olamaz. Baştadır. C0 olamaz. 1'e 1. Bu durumda rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Yani ABC birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. O zaman B0 olabilir. A1, B, C1 iken B0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. Ta ki 9'a kadar yolu var. Yani B'nin B kaç farklı değer alabiliyorsa A, B, C de o kadar farklı değer alabilir. Demek ki A1 iken B1 iken A1 iken C1 iken B 10 farklı rakam alabilir. 0'dan 9'a kadar kaç farklı rakam vardı? 10 tane rakam vardı. O zaman arkadaşlar burada 10 farklı değer alabilir. Dolayısıyla bu durum için 10 farklı ABC sayısı yazılabilir. Benzer şekilde bu durum için 10 farklı değer yazabiliriz. Benzer şekilde A3 C3 iken 10 farklı ABC sayısı yazılabilir. Mesela onu da deneyelim. A3, C3 iken burası 0, 1, 9'a kadar yalı var. Yani dikkat ederseniz 10 farklı değer alabilir. Şunun için de 10. Bu şekilde devam ediyor. Bunun için de 10 arkadaşlar. Yani 1'den 9'a kadar 9 tane 10'un yan yana toplamı. 9 kere 10. 90 farklı ABC sayısı yazılabilir. Bu biraz gıcık bir soru. Sevgili arkadaşlar, sayı basamakları ve çözümleme konusunu bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda pozitif negatif sayılar temel kavramlara ait. Onu işlememiştim arkadaşlar. Onu işleyeceğim. Ondan sonra 4 işlemi işleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Bu konuyu, bu pdf'leri güzel bir şekilde yazarak bitirmişseniz arkadaşlar, ortalama 100 soru çözerseniz eminim ki gelebilecek soruyu yapacaksınız. En az bir netiniz garanti olacak. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.